Ben Erdinç Amaç, fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Hem tembelliğim yüzünden hem de farklı bir şeyler denemiş olmak adına biraz sizi kanalda eğlendirmek için bu seferki içeriğimi böyle çekeceğim. Biliyorum soracağınız soru, abi niçin 85 f1.8 aldın da başka bir şey almadın? Daha doğrusu neden 85 mm aldın? Senin 135 mm yok muydu? Vardı arkadaşlar ama şimdi biliyorsunuz Samyang acayip ağır bir lens olduğu için bu 85 mm'yi de neden aldığımı şimdi anlatacağım size. Beni Instagram'dan takip edenler bir kız çocuğu evlendirdiğimin de farkındadırlar. Her ne kadar çocuklar baba sen uğraşma bu işte biz profesyonel bir takım tuttuk dedilerse de biliyorsunuz serde uğraşmak var bende. Elimdeki malzemeye baktım ve bendeki mükemmeliyetçilik sebebiyle dayanamadım, düşündüm, dedim ki 135 taşınmaz, 50 milimetre yetmez, arayı bulmak lazım ve ondan sonra 85 mm aramaya başladım. Raf edeyim, başka markalara da baktım ama en sonunda fiyat performans ürünü olarak bu Sony'nin 85 mm f1.8'ini satın aldım. Şimdi neden f1.4 değil de f1.8'i tercih ettim? Birçok sebebi var. Öncelikle boyutu, ölçüsü, hafifliği, kolay taşınabilirliği ama yaptığım incelemelerde de tabii ki lensin müthiş keskinliğiydi. Yani yanlış anlamayın. Evet, lenste hiç öyle G Master gibi işte o su yok, bu su yok. Sadece bir AF/MF tuşu var ve sadece bir manuel fokuslemesi var. Ama bana yetti. Çünkü zaten diyaframı öndeki tuştan değiştirebiliyordum. Dolayısıyla benim için sorun değildi. Benim için netice önemliydi. Ve itiraf edeyim, netice beni şaşırttı. Şaşırtmadı daha doğrusu. Mutlu etti, memnun etti. Ve verdiğim paranın da karşılığını verdiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki video vallahi video kanadında da bir kere hakikaten çok keyifli. Arka bokeyler de verdiği için zaten videoda da herhangi bir sorun yaşatmadı. Şimdi arzu ederseniz çok lafı uzatmayayım sevgili dostlar. Gelin çektiğim karelere hep beraber bir göz atalım.
Nasıl? Umarım beğenmişsinizdir. Bu sebepten dolayı 85 mm f1.8 aldım ve biliyorum evet daha yani Mark II'si çıktı G-Master'ın 85 mm f1.4 ama inanın bu lense sahip olduktan sonra o lensi almayı, o kadar para vermeyi ben şahsen hiç düşünmem, hiç de gerek olduğunu düşünmüyorum sevgili dostlar. Şimdi gelelim bu lens kimin için? Vallahi eğer bunu seyrediyorsanız zaten sizin için. Gönül rahatlığıyla alın, paranızın karşılığını alın, boşu boşuna da para harcamayın. Çünkü aradaki farkı çok piksel piksel incelemenin neticesinde fark edebilirsiniz. Onun haricinde kimse işte bu F1.4'tü, bu F1.8'di falan diye fark edemez. O yüzden çok da kafa yormayın. Valla sevgili dostlar umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz gelin abone olun. Hep beraber bu aileyi büyütelim. Epey bir ara verdiğimin farkındayım. Bundan dolayı da sizlerden özür diliyorum ama gerek iş yoğunluğum gerek de hayat yoğunluğum bayağı bir ara vermeme sebebiyet verdi. Şimdilik teşekkür ediyorum. Sağlık ile kalın, saygı ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç, fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.